Rus televizyonu RT, terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki petrol üretimine, Türkiye ile olan ticaretine ilişkin belgelere ve tanık ifadelerine ulaştı. Suriye'nin kuzeyindeki Şeddadi'yi kontrol altına alan YPG militanlarının elindeki Türk asıllı IŞİD üyesi, örgütün Türkiye ile ilişkilerini RT'ye anlattı. Türk asıllı esir, çoğu İslamcı militanın Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek IŞİD'e katıldığını, sınırda çok sayıda Türk askeri bulunmasına rağmen hiçbir engelleme ile karşılaşmadıklarını söyledi. Türkiye'nin IŞİD'i kendi çıkarları için kullandığını söyleyen IŞİD'li esir, YPG, Türkiye ve IŞİD'in ortak düşmanı dedi. Şeddadi'nin IŞİD'den temizlenmesinin ardından YPG'nin eline geçen aralarında Libya, Tunus, Bahreyn, Kazakistan vatandaşlarına ait pasaportların hemen hepsinde Türkiye'ye geliş damgası bulunuyor. Bölgeye gelirken pasaportlarını IŞİD'e teslim eden militanların ölmüş olduğu tahmin ediliyor. YPG'nin RT'ye ulaştırdığı IŞİD militanına ait bir USB aracından elde edilen belgeler arasında ise militanların İstanbul'da çektirdikleri fotoğraflar görülüyor. Belgelerde ayrıca militanların adları, meslekleri, aile durumu gibi bilgiler bulunuyor. Militanlar teslim ettikleri pasaportlar karşılığında ajitasyon kitapçığı alıyor. Örneğin RT muhabirleri militanların ofisinde Esad'ın suç rejimine karşı İdeal Mücadele Dersleri adlı bir kitap buldu. Künyesinde İstanbul'da basıldığı belirtilen kitabın yayın evinin Facebook'ta hesabı var. YPG'nin elindeki esir Türk militan, IŞİD'in ürettiği petrolü Türkiye'ye sattığını ve Türk yönetiminin bu durumdan haberinin olmamasının imkansız olduğunu söyledi. IŞİD'li esir, petrol ticareti yapıldığını iyi biliyorum. Ayrıca IŞİD'e gıda ve diğer gerekli ürün yardımları da yapılıyor. IŞİD'e karşı ambargo uygulandığı için gıda ürünlerini bulmaları kolay değil. Para, silah ve mühimmat yardımı da yapılıyorlar. Tüm bunlar açık şekilde yapılıyor, dedi. IŞİD'in kontrolündeki petrol üretiminin büyük çapta ve profesyonelce yapıldığını ele geçirilen belgeler de kanıtlıyor. Aralarında İslam Devleti Doğal Kaynaklar Bakanlığı Petrol ve Gaz Dairesi formlarına eklenen Ocak ayı bordroları yer alıyor. Bordrolarda petrol tankerlerinin sürücülere ayrılan petrol hacimlerine ilişkin bilgiler bulunuyor. Bu bordrolara bakılırsa petrol varil başına 12 ila 26 dolardan satılıyor. Petrol Kabiba, Racura, Makhul ve El Hayr yataklarında tankerlere dolduruluyor. Örneğin Kabiba petrol sahasında 23 Ocak tarihinde varili 13 dolardan 383 varil, yani bir günde yaklaşık 5000 dolarlık petrol satılmış. Bir diğer belge, IŞİD Petrol ve Gaz Dairesi'nin Albaraka bölgesinde bulunan departmana iki mühendisin işe alınmasına ilişkin mektup. Mektupta çalışanların görevleri ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Mühendislere hava saldırılarında hasar alanlar dahil devreden çıkan yatakların tamiri ve yeni petrol boru hatlarının döşenmesi görevi verilmiş. Belgelerden bu bölge departmanında 17 kişinin çalıştığı anlaşılıyor. Ele geçirilen belgeler temelinde bir belgesel hazırlandığını açıklayan RT ekibi, belgeselin bir ay sonra hazır olacağını söyledi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.